Hocam, Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde silahların çalışmayacağı ve eski dönemde olduğu gibi kılıç kalkanın kullanılacağı söyleniyor. Bu durum nedir hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed ve accil ferecahum. İmam Mehdi aleyhisselam zuhur ettiği zaman geri dönüşüm olmayacak. Teknoloji tam aksine çok daha fazla ilerleyecek. İlim, bilim çok daha fazla gelişecek. Rivayetlerde şöyle geçer. İlim 27 harftir. Hazreti Adem'den ta İmam Mehdi'nin zuhur edeceği güne kadar insanoğlu 27 harften sadece iki tanesini keşfedebilecek. İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği zaman diğer 25 harfi de bunun üzerine ekleyecek. 27 harfi tamamlayacak. İnsanoğlunun keşfetmiş olduğu iki derecelik ilime baktığımız zaman müthiş bir teknoloji, müthiş bir gelişme var. Fakat bu sadece 27 harften iki tanesi. 25'in eklendiğini düşünün, dünya nasıl bir hale gelir? Ancak İmam Mehdi Aleyhisselam'ın getireceği ilim, insanoğlunun getirdiği ilimden çok daha farklı. Nedir farkı? Onun getireceği teknolojinin zararı olmayacak. Ancak günümüzdeki teknoloji fayda sağladığı kadar belki bir o kadar da zarar vermektedir. İmam Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman tekrar kılıç kalkan devrine dönülmeyecek. Tam aksine çok daha gelişmiş silahlar insanoğluna öğretecek ve çıkaracak. Nitekim hadislerde geçtiği üzere buyurulmaktadır ki İmam Mehdi'nin askerlerinin elinde öyle silahlar var ki dünyanın hiçbir ordusu onların karşısında direnemez. Başka bir hadiste şöyle geçer. İmam Mehdi'nin askerlerinin elinde öyle silahlar olacak ki bir dağa vursalar dağı yerinden söker. Şimdi size soruyorum, kılıçla, mızrakla dağ yerinden sökülür mü? Mümkün değil. Demek ki burada farklı silahlar var. İmam Mehdi Aleyhisselam ilmi ilerletmeye gelecek, geriletmeye değil. Şöyle bir soru sorulabilir bu esnada. Peki neden o zaman rivayetlerde hep kılıç kalkandan bahsedilmiş, attan, deveden, çadırdan bahsedilmiştir? Bunun cevabı da gayet açıktır. O dönemde İmam Sadık Aleyhisselam kalkıp da F-16 diyemezdi çünkü kimse anlamazdı. Tank diyemezdi, kimse anlamazdı. Kalaşnikov diyemezdik çünkü kimse anlayamazdı. Kılıç savaşın simgesidir. Tıpkı kalemin ilmin simgesi olduğu gibi. O yüzden o zamanın diliyle olaylar anlatılmış ve bildirilmiştir. Fakat İmam Mehdi Aleyhisselam'ın 27 harf ilmi tamamlayacağında şüphe yoktur. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.